Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Karabalta. Bugün sizlerle beraber ufak bir manipülasyon tekniğinden bahsedeceğim. Hiç zaman kaybetmeden eğitimimize hemen başlayalım. Öncelikle bir adet model görselimizin olduğu görseli Photoshop'umuzun içerisine atıyoruz. Ve görselimizdeki modeli seçmeye başlayalım. Buradan kalem aracını seçerek hızlı bir seçim gerçekleştiriyorum. Evet arkadaşlar, seçim işlemini tamamladık. Buradan kalem aracımı seçilirken sağ tıklayıp seçim yap diyoruz. 1 veya 2 değerlerini vermeniz yeterli olacaktır. Ben 1 değerini veriyorum, tamam diyorum. Seçim işlemimiz gerçekleşti. Buradan hızlı seçim aracını alalım. Şurada ufak bir yanlışımız olmuş. Şu bölümü seçelim. Tamamdır. Pen tool aracımız seçiliyken, hızlı seçim aracımız. Buradan seçimin tersini seçtiriyoruz sağ tıklayarak. Seçim yaptıktan sonra kenarları incelt diyerek buraları seçelim. Saçımız da seçili olsun. Tamam diyelim. Buradan sihirli silgi aracını seçerek arka planı yok ediyoruz. Görselimiz tamamlandı. Şunu küçültelim. Buradan görselimizi alalım. Bu görseli buraya bırakalım ve model görselimizdeyken buradan kırpma aracımızı alarak hafif sola doğru çekelim, büyütelim. Şu şekilde yeterli olacaktır. Tekrarında üstteki görsele gelerek CTRL-T tuş kombinasyonuyla büyütme işlemini gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde. Bu görseli alta alalım. Buradaki bulut görselimizi alarak sürükleyip bırakıyoruz. Ve büyütelim. Yukarıya alalım hafif. Tamamdır. Opaklığımızı hafif düşürelim ve bulutların nereye eklememiz gerektiğini öğrenelim. Şu şekilde başarılı olacaktır. Opaklığımızı bu şekilde kalabilir. Buradan maske oluşturup fırçamızı alıyoruz. Ve fırçamızın siyah olduğuna dikkat edelim. Fırçamızı büyütelim. Şu şekilde. Ve seçimimize başlıyorum. Şu şekilde şu düz çizgiye kadar boyayacağım. Buradan sertliğimizin düşük olduğuna dikkat edelim. Opaklığımızı açabiliriz. Bulutumuzu hafif aşağı alalım şu şekilde. Kalan bölümleri de silelim. Gayet başarılı oldu. Buradan bu bölüm seçiliyken görüntü ayarlamalar diyoruz. Smart obje olduğundan işlemeyecektik. Buradan katmanı rasterleştir diyeceğiz. Bu bölüm seçiliyken görüntü ayarlamalar pozlama diyoruz. Ve ortama uygun bir hale getirelim. Bu şekilde gayet başarılı. Tamam diyoruz. Ve arka planla bulut görselimizi bulanıklaştırıyoruz. Buradan filtre bulanıklaştır, gloss bulanıkla diyoruz. Şu şekilde gayet başarılı olacaktır. 2.1. Alttaki görseli de aynı şekilde bulanıklaştırıyoruz. Bu bölüme gelip buradan bu tekstürü alıp bırakıyoruz. Alt katmanda olduğundan bu şekilde oldu. En üstte alıyoruz. CTRL-T diyerek büyütelim. Bu bölüme doğru alalım şu şekilde. Buradan ekranı seçiyoruz.
ufaklığını düşürelim. Sonraki işlem olarak buradaki güneş görselimizi alıyoruz ve bırakalım. Şu bölümü alalım ve zincir ikonuna tıklayarak oranlı bir şekilde büyümesini sağlayalım. Ve buradan ekran diyoruz. Güneş görselimiz buraya geldi. Şu şekilde hafif yukarı kaydıralım. Gayet başarılı oldu. Şu iki görselimizi CTRL tuşuna basarak birleştiriyoruz. Katmanları birleştir diyerek. Ve görüntü ayarlamalar diyerek renk dengesinden rengini değiştirelim. Hafif tonlamalar yakalayalım. Bu şekilde görsele uygun renkler seçiyoruz. Bu şekilde gayet iyi oldu. Güneş görselimizin de hafif opaklığını düşürebiliriz ve büyütebiliriz. Son işlem olarak kendi ismimizi şu bölüme atalım. İsmimizi bu bölüme atalım. Şu şekilde Sinan Karabalta. Efektlerin ona da işlenmesi için alt bölümü alalım şu şekilde. Ve şu bölüme de film kapağı şeklinde City yazalım. Buradan fontumuzu seçelim. Bakıyorum. Fontumuz burada. Türkçe karakter desteklemediği için I harfiyle yapacağız. Şu şekilde tekrardan aşağı inelim. Tekrardan bulduk. Kendi ismimizi biraz küçültebiliriz. Kendi zevkinize kalmış. Bunu yapmamak. Şu şekilde. Sinan Karabalta küçük bir şekilde yazabilir. Gayet başarılı bir görsel oldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki eğitimimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.